Bina kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Otoyola 5 kilometre mesafedeydi. Kırsala daha yakın. Çamurluydu. Mıcır dökülmüş. Yani çakıl taşı dökülmüş. Ön cephesinde ve giriş kısmında 3 uzun basamak vardı. Binanın girişi yan taraftan. Yan taraftan. 4 katlı bir bina. Her katında önde 6, arkada 6, sağda ve solda ikişer tane olmak üzere toplamda 16. Bütün binayı düşünürseniz 4 katlı bina 64 pencere boşluğu vardı. Binanın sanırım yapımı tamamlanmamış. Pencere, yani çerçeve yoktu. Pencerelerde çerçeve yoktu. Ve bir şey dikkatimi çekti. Pencere boşlukları standart ölçülerden çok büyüktü. Yani bir buçuğa üç boyutlarında olabilir. Bir bina kapısını düşünün. Ondan 64 tane rahatlıkla yerleştirilebilecek boyutlarda pencereler var. Bir de giriş kapısını düşünün. 65 adet. Bina sanırım yangın geçirmiş. Ama öyle böyle bir yangın değil. Yanmayacak materyal kalmamış. Yanmayacak materyal kalmayana kadar yanmış. Kimse müdahale etmemiş. Demek ki buraya kimse gelip gitmiyor. Yani itfaiye de haber verecek kimse yoktu sanırım. Binanın tamamı yanmış. Tamam. Ben içini gezdim, o yüzden biliyorum. Yani dehşet verici anlardı. Yani bina terk edilmişti. Teras kısmı, binanın teras kısmı kral tacı şeklinde tasarlanmış. Yani özellikle sonbahar kış aylarında dışarıdan bir görünümü var. Yani kimse girmeye cesaret edemezdi. Ya ben girdim ayrı. Ben içindeydim yani. Gezdim içini. Yani böyle berbat bir görünüm olamaz yani. O devasa pencereler havanın kararmasıyla birlikte dehşet bir hal alıyordu. Karara 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 yok oluyor. En sonunda bina yok oluyordu. Çevrede aydınlatma diye bir şey yok. Ama ben karanlıktan çok çok korkmam. Yani bulurum yolumu yani. Yani böyle. Şimdilik bu kadar.